Azerbaycan Kültür ve Dayanışma Derneği üyeleri ve davetliler geleneksel yemekte bir araya geldi. Geceye başlamadan önce Türkiye'de ve Azerbaycan'daki şehitlerimiz anısına sizlerden bir dakikalık saygı duruşuna davet ediyorum. Saygıdeğer hanımefendiler, beyefendiler. 31 Aralık Dünya Azerbaycanlar Birliği Dayanışma Günü ve seferinde düzenlenmiş olduğumuz bu geceye katıldığınız için BDVF kurum adına, emniyetim adına ve tüm kurum adına hepinize sonsuz teşekkürler ediyorum. Ben sözü fazla uzatmayacağım. Benden sonra medya konuşacağız. Konuşma fazla. Ben yalnızca Bonova Belediye Başkanlığı'na, tüm çalışanlarına, tüm personellerine bu bize imkanlara sunduğunuz teşekkür ediyorum. Artı bugün aramızda bulunan STK başkanlarına, siyasi partimizin ilgisayar başkanı yönetim kurulanına ve değerlerimizin kurucu başkanı Turgut abime çok teşekkür ediyorum. Sağ olsun. Bizi kırmadı, buraya kadar teşrif ettiler. Yani benim söyleyeceklerim bu kadar. Hepinize iyi eğlenceler diliyorum. Teşekkür ederim tekrar. Azerbaycan sevdalıları, akşamınız hayırlı olsun. Bugün Türkiye Azerbaycan Devletler Federasyonu düzenlediği, tabii ki bizim aktif üyelerimizden olan İzmir Derneğimizin ev sahibiydi. Düzenlediğimiz Azerbaycan Dayanışma Günü'ne hoş geldiniz. Toprak uğrunda ölen varsa vatan sahibi. İnşallah 30 sene bundan önce işgal altında olan topraklarımızın tamamını işgalden azat ettiğimiz gibi bu Türkiye'mizde inşallah terör gruplarından canını bir kurtaracak. Artık bu şehit sesleri gelmeyecek. Evet. Demin söylediğim gibi 2023. yıl Azerbaycan için uğurlu yıl olmuştur. Neye göre? Çünkü 2003. yılda geçirilen antiterör emeliyatları sonucunda Azerbaycan Karabağ'ın bir köşesi olan Han kendini de düşman işgalinden azat etmiş ve demek olar ki Azerbaycan'da Karabağ problemi çözülmüştür. Şimdi Azerbaycan biz hak yolundayız. Bizim işimiz hak işidir ve biz zafer çalacağız. Yalnız